Evet sevgili dostlar, sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Bakalım bir müddet de etiket olarak gol var ekleyeceğiz çünkü yakında Fenerbahçe kanalımız takipçilerine. Çok güzel goller var. Bu arada e, Türkiye Kupasında Trabzonspor'u eleyerek adını finale yazdıran Kayserispor'u tebrik ediyorum. Şehrimin, memleketimin takımı. E, gerçi içlerinde bazıları Trabzonspor'u kardeş takımı ilan ediyorlar ama maçtan sonra e, Trabzon kalecisi şey demiş işte. Hangi takımın seyircisi sahanın içine girip rakip kaleciyi dövüyorsa demiş. Ya da tartaklıyorsa demiş. Allah onların bin, bin bir türlü belasını versin demiş. Gerçi troll olabilir bu açıklama ya. Zannetmiyorum böyle bir yani bin bir türlü bela versin falan filan. Trolldür muhtemelen. Ee, ya tepki göstermiş diyeyim ben en azından. Çünkü imkanı yok böyle bir açıklama söyleyemez. Çünkü yakın zamanda e, kendisi tatlarımda diye biliyorum. Sonuç olarak ben Kayseri Sporu tebrik ediyorum. Bir Fenerbahçe taraftarı olarak aynı zamanda da bir Kayserili olarak tebrik ediyorum. Hak ettiler hem Fenerbahçe'yi hem Beşiktaş'ı hem Trabzonspor'u elemek. Hadi Fenerbahçe'yi falan elemek neyse, Beşiktaş'ı elemek neyse de ya Trabzonspor'u e, elemek imkansıza yakın bir şey. E, i̇yi yapmışlar. Tebrik ediyorum. Fenerbahçe'de Serdar Aziz dönüyor. Mert Hakan yok. Bu haber kısaca şöyle anlatayım arkadaşlar. E, kart cezalısıydı Serdar Aziz. Beşiktaş maçında oynayamadı. Karagümrük maçında sahada olacak. Mert Hakan yandaş sarı kart cezalısı o da olmayacak. Ve İsmail Kartal son haftalarda eksiklerden dolayı çok dertli ve muzdarip bu konuda. Ee, yani Mert Hakan'ın olmaması da e, İsmail Kartal için sıkıntıya sebep olabilecek ama hani en azından yani en azından bir iyi bir kötü haber gibi bir şey oluyor. Ne olabilir? O sayı hücuma geçiyor haberi. Yani bu haberi destekler nitelikte. Çünkü mantık olarak, matematik olarak bunun da olması gerekiyordu. Yani Beşiktaş terbiyesinde sakatlıktan kurtuldu. 70. dakikadan sonra oyuna dahil oldu o sahi. Aslında 70'den sonra da iyiydi aslında da bu olmadı. Karagümrük maçında hem ilk 11'de yerini alacak hem de bu gidişle sağ açıkta başlayacak gibi duruyor. Çünkü <laughs> sakatlık sonrası Fenerbahçe'de de bu kadar eksik varken muhtemelen ve muhtemelen hani Arda Güler yok, Elkas yok, Mert Hakan yok. Muhtemelen ve muhtemelen kağıt üstüne baktığınız zaman %90 ihtimalle sağ açıkta o sahayı başlayacak gibi duruyor. Zaten şeyin de bir istikrarı var biliyorsunuz. İsmail Kartal'ın da bir istikrarı var. En azından kestirebiliyorsun kadroları. Hani tahminim şu diyebiliyorsun. Öyle olur gibi duruyor. Hani Burak Kapaca oynatacak hali yoksa ki ben olsam oynatırdım. Ben olsam oynatırdım. Bu arada sağ açık demişken Halil Akbunar için temaslar sürüyor haberi. Bakın arkadaşlar arka arkaya günlerce veriyorlar haberi. Yeni yerli oyuncu transferine son dönemde büyük önem veriyor Fenerbahçe. Ve bu sezonki gözdesi Halil bunlar diyor. Şöyle söyleyeyim. 2021 22 sezonunda şampiyonluk hasretine son veremeyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Yeni sezonda Fenerbahçe şampiyon olmak için güçlü kadro kurmak istiyor. Yabancı kuralını gündemde tutuyor. Güçlü bir teknik ekip, güçlü kadro ve güçlü rotasyon oyuncularıyla yeni sezonda ipi göğüslemek istiyor. Ve tabii yerli bazı oyuncuları da gözüne kestirdi. Ve bunlardan ilki Halil Akpınar. Göztepe küme düştü. Temaslar sürüyor. 28 yaşındaki kanat oyuncusu için önemli aşama kat edilmiş, transferde. Haber öyle söylüyor. Ben değil, yanlış anlamayın. Şimdi Halil Akpınar e, ya da bir başka isim verirken kafanıza Jorge Jesus'u getirin. Sistemine uyum sağlar mı sağlamaz mı? Sağlayabilir gibi duruyor. Çünkü bir dönem milli takıma kadar yükseldi. Hani Jorge Jesus'un kullanabileceği bir oyuncu tipinde 4-1-3-2 kanat bölgesinde ya da 3'lü savunma sistemi oynatacak olsa ya da 4-2-3-1 oynatacak olsa e, oynatabilir. 4'lü eee Üçlü savunma oynatırsa kanat bek olarak da görev yapabilir diyor. Halil Akman'a normalde sol bekten devşirme. Biliyor musunuz bunu? Ya sol bekten devşirme. Sol, sol bekten gelme. Tabi alternatifi yükseltir. Trafiği dikkat çekiyor. Süper Lig'de 21e damga vurdu. 40 maça çıktı. 9 gol 13 asist olmak üzere 22 gol katkısın. Bu sezon 32 kez sahadaydı. 4 gol 7 asist yani Halil Akbunar'ın 2026'ya kadar sözleşmesi var. Ben bu haberi yapan arkadaşlar da şeyi merak ediyorum. Kaça aldırmayı düşünüyorsunuz? Yani kaça aldırmayı düşünüyorsunuz? Misal veriyorum 2-2,5'tan iki, iki aşağı verilir zannediyor musunuz gerçekten? O Abdülkerim bardakçı için 6 milyon euro istendiğini duydunuz mu hiç? Ben duydum. Eren Elmal için 6 milyon euro istendiğini duydunuz mu? Ben duydum. Hal böyleyken Göztepe niye Halil'e versin? Bir de Türk oyuncu. Bak yıllık maliyeti çok değil Türklerin. Bak yabancıyı yine bir nebze ucuz alabilirsin. Ama Türklerin maliyeti o kadar yüksek değil. Yani o yüzden de parayı veren düdüğü çalar. Ben yine söylüyorum ya da Trabzonspor'a gitmesi daha muhtemel diyebiliyorum. Yani ötesini bilmiyorum. Fenerbahçe'nin Seferovic ilgisi sürüyor. Forvet araçlarını sürdüren Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un Benfica'dan öğrencisi olan Haris Seferovic ile ilgilendiği öne sürüldü. Ben ama size dedim değil mi? Bol bol Seferovic duyumları duyarız. Bol bol. 7-24 Seferovic. Varsa Sefer yoksa Oviç. Sefer, Oviç. Sefer Oviç. Yani bol bol duyarız. Daha da duyacağız ha merak etmeyin. Bir yandan teknik adam görüşmeleri sürerken bir yandan da golcü araçları devam ediyor. Birçok önemli forvet listede yer alıyor. Amaç listedeki isimlerden en az 2 ya da 3'üyle anlaşma sağlayıp son kararı gelecek hocaya bırakmak. Portekiz basında son dönemin ilgi noktalarından biri haline geldi Fenerbahçe ve bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Kanaryan, Jesus'un Benfica'dan öğrencisi olan Sefero için peşine düştü tecrübeli oyuncunun sezon sonunda kırmızı beyazlardan ayrılacağı ve teklifleri değerlendirmeye aldığı kaydedildi. Kiralanabilir diyor. Şimdi yalanı yalanla kapatıyorlar. Niye? Neyse dur ben bir okuyayım. İsviçre oyuncunun ilk olarak maliyet şartları araştırılacak. Ağır ekonomik olarak Fenerbahçe'nin sınırlar içinde ise menajeri Fali Ramadani ile temas kurularak ilk girişimler başlayacak. Benfica'nın bu transferde zorluk çıkarması beklenmiyor. Portekiz ekibinin 30 yaşındaki golcüyü satın alma opsiyonunu kiralama seçeneğinde sıcak bakabileceği kaydedildi. Şimdi bakın. Oyuncunun transfer tarihi 2017. 2024'e kadar sözleşmesi var. Hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. İsviçre milli takımına 82 maça çıkmış 24 golü var. Golcü bir oyuncu. Burada da bir sıkıntı yok. Bosna Ersek asıllı. Yani Müslüman olma ihtimali de yüksek. Bilmiyorum. Yani tam bilgim yok. Zamanında bedava alınmış. Ondan önce Frankfurt, Sociedad falan bon servisler vermiş. İtalya Ligi'nde oynamış etmiş. Şu an piyasa değeri 10 milyon euro. Fakat bu sezon 15 maç, 5 gol, 3 asist, 528 dakika. Bakın 528 dakika. Şimdi şampiyonluğa giden bir Fenerbahçe'nin hani Portekiz ligi gibi ligimize göre nispeten daha yumuşak olan bir ligde bile Bakın lütfen lafın başka tarafa çekmeyin. Ligimize göre nispeten daha yumuşak olan Bizim ligimize göre nispeten daha yumuşak olan Portekiz gibi bir ligde Bu kadar uzun süreli sakatlık yaşaması Bu kadar az e, oynaması sizin içinizde hiç mi bir şey düşürmüyor? Yani hiç mi bir kurt düşürmüyor? Şimdi Seferovic gelsin, golcü futbolcu gelsin, golcü futbolcu gelsin, golcü futbolcu. Ne bekliyorsunuz tam olarak? Yani tam olarak beklediğiniz şeyi merak ediyorum. Ne bekliyorsunuz arkadaşlar? Yani nasıl bir katkı bekliyorsunuz? Ben düşünüyorum işin içinden çıkamıyorum. Nasıl bir katkı bekliyorsunuz? Tamam golcü futbolcu ama Geldi sakatlandı sezonu kaçırdı. Senin ikinci forvetin Serdar Dursun. Serdar Dursun'u çok mu beğeniyorsunuz? Ha, bana kalırsan ben geldiğinde şöyle bir cümle kurdum. Eğer tutarsa Vedat'tan daha iyi futbolcu diye. Ama tuttu mu? Siz bileceksiniz. Siz bileceksiniz şekerim. Ben Seferoviç olayını çok ciddiye almıyorum. Ha, sözleşmesini fesheder, bedava gelir, denenebilir. Bedava gelirse denenebilir ama onun dışında zannetmiyorum. Geldik Jesus haberine. Ki burada iyi bir kıyaslama var. Hani İsmail Kartal'a haksızlık mı ediliyor? Jesus ne alemde İsmail Kartal ne alemde? Flamengo Başkanı'ndan Jorge Jesus açıklaması. Flamengo Başkanı Rodolfo Landim, Fenerbahçe'nin gündemindeki Jesus'tan ilgili açıklama yaptı. Şimdi Cesus Fenerbahçe'ye adım adım yaklaşmışken Portekizli hocaya sitem dolu açıklamalarda bulunmuş. Flamengo başkanı. Şimdi böyle bir olay yaşadığımız için rahatsızlık hissediyorum. Bana değil tüm takıma ve teknik ekibe sezon sonuna kadar kalacağına dair söz vermişti. Tüm yeni sezon hazırlıklarımız yarıda kalmıştı. Hem de tüm bunlarla pandemi döneminde başa çıkmak zorunda kaldık diyor. Şimdi niye öyle oluyor? Flamengo ile başarı yakalıyor. Sonra sözleşmesini yeniliyor. Ama bir ay sonra Temmuz 2020'de Benfica'ya imza atıyor. Yani kafasında Benfica var. Hani çok sevdiği Flamengo yerine oraya imza atıyor. Ayrıca Landim geçtiğimiz günlerde Brezilya'da görüntülenen Jesus'un yeniden Flamengo'da veya Brezilya milli takımı çalıştırmak için ülkeye geldiğine dair söylentilere ise Burada bir yılını geçirdi arkadaşları, dostları ve onları özlediği için ziyarete gelmesi çok normal. Bu konuda bizim açımızdan daha fazla yorum yapılacak bir şey yok diyor. Şimdi da ben bir sinsilik de sezdim. Ben bir sinsilik de sezdim. Niye? Dikkat edin karıştırma peşinde. Mesela Flamingo'nun e, hocası da Portekiz'di. Hiç öven bir açıklaması yok. En iyi Portekizli Vitor Pereira'dır falan filan diyor aksine. Yani adam aslında bir nevi dalgada geçiyor ya. Farkında değil misiniz? Yani <laughs> çok ilginç değil mi arkadaşlar ya? Bana ilginç geldi. Bilmiyorum size ilginç geliyor mu gelmiyor ama bana çok ilginç geliyor açıkçası. Ona da bakmak lazım. Ee, ama bir sinsilik var gibi. Peki Cesus'la İsmail Kartal'ı Hocam sen Cesus'u anlattın. Peki İsmail Kartal'ı niye anlatmadın? Yani Aradaki fark nedir? Niye odur? Niye budur? Sen bize bundan bir bahsetsene. Ben size bundan bahsedeyim. Ben size bundan bahsedeyim. Niye bahsetmeyeyim arkadaşlar? Aşk olsun. Yani sizi mi kıracağım? Zaten hazır hazır haberi de yapılmış. Yani hazır haberi de yapılmış. Ben e, hazır haberi yapılmış şeyi okumaktan gurur duyarım. Yapmakta zorundayım. Olması da gerekiyor. Başlayalım. Jesus İsmail Kartal işte eksileri artıları. Fenerbahçe'nin zor kararı. Fenerbahçe yönetimi yeni sezon öncesi son derece kritik bir karar bekliyor. Bu ıvır zıvır giriş kısımlarını atlıyorum. Ee, müthiş bir potansiyel şampiyonlar ligi potasına sokması kredisi fazla. İsmail Kartal devam edecek Avrupa arenası prestij, maliyet, Jesus ya, ya da yaratıyor. Kartal mı Jesus mu? Ali Koç biliyorsunuz seyahate çıktı sosyal medyadan son kez Jesus seferine çıkılıyor diye bir haber verildi ama bu son değil. Yani e, tabii karar günlerine giriliyor. Artık son iki maç kaldı Fenerbahçe'nin farkında mısınız bilmiyorum. Büyük ihtimalle yani pazar günü e, sondan bir önceki maçımız pazar günü. Bana kalırsa son maçımıza çıktık. Bana kalırsa çıktık. Niye? Ya yani Konya ben son iki maçın ikisini de kazanacağını zannetmiyorum. Niye zannetmiyorum? Bu hafta Konya Spor Hatay'la evinde. Haftaya Konya Spor Beştaş deplasmanında. Yani kesinlikle ikide bir fire verir. İkincisi Fenerbahçe son hafta kümeden düşmüş yeni Malatya deplasmanında. Hani e, ve bu hafta Karagümrük'te Fenerbahçe evinde. Fenerbahçe berabere bile kalsa matematiksel olarak hani Konyaspor'un e, Konya öyle deplebi gibi gol atıp iki maçta artı 11 gol atma dışında hatta 11 de demeyeyim Fenerbahçe bu hafta berabere kalıp son maçta yenilse, 1-0 yenilse en az 11 gol atması lazım. iki maçta. Yani Beşiktaş'a 5 beş tane. Atay'a 6 tane falan atması lazım. İhtimalleri ihtimalleri size bırakıyorum. Yani uzun lafın kısası benim için lig bitti. Artık açıklanabilir. Şimdi bir de eksilerden bahsedelim. Yani Jesus'un artıları ne dedik? Mesela Ortekiz Brezilya futbolunda büyük saygınlığı var. Oyuncu transferinde her kapıyı açabilecek bir isim. Hani Alo ben Emre abim vardı ya, alo ben Jesus Hocan dediği zaman belki gelmez dediğiniz futbolcular gelebilir. E, tecrübesi, bilgisi, karizmatik kişiliği, karakteri, Türkiye'de saygı uyandırabilir. Uzun yıllardır aynı ekiple çalışıyor yaklaşık 10 yıldır. Rakip takımları çok iyi analiz ediyorlar. Üçlü, dörtlü defans takıntıları yok. Rakibin oyun planına göre sistemini değiştirebiliyor. Peki eksileri ne? en büyük eksisi maliyeti. Yüksek maliyeti. Yani en az 5 milyon euro. Konuşulan 10 milyon euro. Anlaşıldığı iddia edilen 7 milyon euro. Çok büyük paralar. Çok çok büyük paralar. Hani Allah göstermesin başarısız bir durum olsa çok yüksek tazminat ödemen lazım. Hani ne kadar büyük isim olursa olsun %100 başarı garantisi yok. Bu Sidding'i gördüğünüz zaman. Portekiz ve Brezilya adasında sadece Suudi Arabistan'da çalışmış. Yabancı lisanı yok. Çok önemli değil bence. Türkiye Liglerine ve yapısını tanımaması demiş. Ben şöyle söyleyeyim. Kendimi futboldan az biraz anlayan bir adam olarak iddia edeyim. Bir adamın skills videosunu izlesem. Desem ki hoşuma gitti. Bu adamın 10 tane maçını izlesem. Yani skills videosundan 10 tane maçını izlesem. Ben o adam hakkında %99 olumlu yani şey karar veririm. Doğru karar veririm. Bir adamın da hani sadece skits videosunu izleyerek yorum yapsam yüzde %99 yanlış karar veririm. Ya bu adamlar aylardır görüşülüyor. Ve bu adam aylardır Fenerbahçe'yi inceliyor zaten. Anlatabiliyor muyum? <laughs> Bugün bir tanesi çıkmış demiş. Şu zamanda Fenerbahçe Jesus'la görüşüyormuş. Helal olsun dayıoğlu oğlu diye. Kanalımıza girip hiç Jesus diye arattırdınız mı? Hakikaten bak çok merak ediyorum. Mesela 13 Nisan 2022. Bak 13 Nisan 2022. Son dakika löv iptal oldu. Ya Jesus ya İsmail Kartal. İşte tüm gerçekler. Eşek kadar başlık var. Açın. Hatta kaç kişi izlemiş? 2508 kişi izlemiş. Bu sizin ayıbınız. Ben bir şey diyemem. 18 Nisan Jesus Fenerbahçe'de. 26 Nisan yine Jesus Fenerbahçe'de başlığı var. Bir de canlı yayınlara bakalım. Gerçi canlı yayınlar genellikle maçla ilgili oluyor ama. 7 Ocak 2022. Fenerbahçe'nin teknik direktör gündemi. Bu gündemde alt başlıklara baktığınız zaman her şey yazıyor zaten. Yani Löv'de sıcak saatler, Jesus Bilic haberleri, öyle bir haber var. Neyse biz konumuza dönelim. Konumuz şu mi var? Peki İsmail Kartal'ın eksileri, artıları neler? Akımı, camiayı Türk futboluna dinamiklerini iyi tanıyor. Maliyeti düşük. Kulübün geleceğini maliyetlerine zora sokmaz. Ben bir ek, e, ekleme yapayım. Kötü durum olsa sessizce istifa eder gider. Tazminat parasından koşmaz. Yani. Teknik adam az para harcandığı için transferi çok para harcanabilir. Neyi getirirsen kabul eder. Seni yeme at, yem olarak atmaz. ne? Avrupa Kupalarında mücadele edecek bir ekibin başında hani yer alacak isim olarak hiç uluslararası tecrübesi yok. 3 kulvarda yoğun fikstürde aynı başarıyı tekrarlayıp tekrarlayamayacağı belirsiz. Kredisi düşük. Siz bakmayın canım cicim dediğine 2 tane kötü skorda neler oluyor. Büyük oyuncu transferlerinde teknik adamın isminin para kadar önem taşıması. İsmail Kartal'ın uluslararası arenada tanınan bir isim olmaması da eksileri. Lobisi yok birileri gibi. Ve iyi niyetli bir adam. İsmail Katan da eksileri bunlar. Bakın arkadaşlar. Ben de sizler gibiyim. Siz de benim gibisiniz. Hepimizin ortak hedefine Fenerbahçe'nin şampiyonu. Jesus gelecek. Fenerbahçe şampiyon olacak. Türkiye kupasını alacak. Türkiye süper kupasını alacak. İki sezon sonra UEFA Kupası'nı kazanacak. Deseler perde de gösterseler hiçbiriniz isyan eder misiniz? Etmezsiniz. Ya et, yani etmezsiniz. Hatta daha da abartayım. Fenerbahçe bunları kazanacak ama hiç derbi kazanamayacak. Yani Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı yenemeyecek. Hepsinde de berabere kalacak. Umrunuzda olur mu? Yani UEFA Kupası'nı almış Fenerbahçe şampiyon olur. Umrunuzda olur mu? İsmail Kartal devam edecek. Bütün derbileri kazanacak. Galatasaray, Beşiktaş'ı, Trabzon'u içeride dışarıda yenecek. Ama hiçbir kupa kazanamayacak deseler. Ha Allah bilir. Belki de İsmail Kartal'la kupa kazanacaksın. Bunun garantisi yok. Kabul ediyorum. Ama bir şeylerden de artık ders çıkarın. Bakın 4 senedir Ali Koç cimriliğinden dolayı Fenerbahçe bir şey elde edemiyor. Koku aslında iyi tercih Tutmaması çok enteresandı. Ama sen Koku'ya başladığın e, kadroyla, Koku'nun devam ettiği kadroyu bu kadar bozarsan sonuç bu olur. Uzun lafın kısası dostlar. <laughs> Jorge Jesus gelebilir ama Seferovic'i ben beklemiyorum. Haberiniz olsun. O sayı Samuel Samuel'le ilgili bir videoda bir şeyler belirttim. Şu kadar teklif var diye arkadaşlar imkansız diyor. Ben de aynı şeyi söyledim. Ama ben size gelen da aktarıyorum aktarmayın mı? Hallak bunlar. <laughs> Bilgim dahilinde alınmayacak. Efecan Karaca mesela sözleşme uzatmasaydı bir şey olabilirdi. Gündemdeki bir isimdi. Öbür tarafta şunu söyleyeyim. Ee, ayın onu geçti. Yani onun da 10 Mayıs'ta açıklama bekleniyordu. Zayıf duyumlardan biri buydu. Jorge Jesus açıklaması bekleniyordu 10 Mayıs'ta. Ben hala sezon bitmeden açıklanacağını zannetmiyorum ama her an her şey olabilir. Durum bu. Kara Gümrük maçından önce de açıklanması imkansız gibi bir şey. Niye? Kara Gümrük maçına taraftar gelecek İsmail Kartal'ı alkışlasın Yuhalasın mı? Değil mi? Onu orada onur etmek lazım. Mesela futbolcunun 3 tane gol atar ne yaparsın? 65'te 70'te çıkartırsın. Öbürünü alırsın ki alkışlasın taraftar diye. O da memnun olsun diye. Bu da öyle bir olay gibi. Bakalım ne olacak inşallah. Doğru karar veririz. Doğru yapılanmaya gideriz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videoyu beğenen arkadaşlar elleri dert görmesin. Görüşmek üzere.